Muharebe sahasında çıkarılan dersler ve yeni gereksinimler savunma sanayinde kıyasıya bir rekabeti getiriyor. Savunma sanayi şirketleri kimi zaman orduların zaaflarını ortadan kaldırmaya çalışıyor, kimi zaman güçlü olan yönlerini yeni teknolojilerle destekliyor. Bu rekabet kendisini muharebe sahasından önce ürün tanıtımlarında gösteriyor. Karabağ Savaşı'na karşı karşıya gelen Türk ve Rus silah sistemlerinin rekabeti ürün tanıtım videolarına yansıdı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, Karabağ Savaşı'nda Pantsir S1 hava savunma sistemlerini imha etmişti. Rus şirketi Zala Aero, Lanjet Kamikaze İHA'lar için hazırladığı videoda hedef olarak Bayraktar TB2'yi kullandı. Bu durum, Türk SİHA'ların caydırıcılığı ve önemli bir tehdit olarak görülmesi açısından önem taşıyor. Türk SİHA'ların hedef olarak kullanıldığı Rus ürün tanıtım videolarına yanıt gecikmedi. Roketsan mini akıllı mühimmat ürün ailesinin yeni üyesi MAMP için hazırladığı videoda hedef olarak Pantsir S1 hava savunma sistemini kullandı. Videoda üzerinde MAMLE ve MAMP mühimmatları bulunan Bayraktar Akıncı TİHA, Pantsir S1'i imha ediyor. MAMP sahip olduğu özelliklerle 4 kattan fazla ağırlık, 2 kattan daha uzun menzil ile hedeflerini bulup etkisiz hale getirecek. MAMP 230 mm çapa, 1.4 metre boya, 94 kilogram ağırlığa sahip. Parçacık etkili harp başlığı bulunan MAMP, yüksek parçacık enerjisi ve geniş dağılım açısıyla hedeflerini etkisiz hale getirecek. MAMP, zırhlı araçlar, bina, korugan tahkimat, personel gibi hedeflere etkinlik sağlayacak. MAMP, sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyetli vuruş yeteneğiyle görev yapacak. Esnek tasarım MAMP'ye yeni kabiliyetlerin eklenmesine imkan sağlayacak.